Dün akşam acı bir haberle karşı karşıya kaldık. 11 kız çocuğumuz, bir görevli çıkan yangında hayatını kaybetti. Çocukların ne kadar önemli olduğunu bütün anneler babalar bilir. Çocukların üzerine titreriz. Onların bizden daha iyi bir eğitim almalarını isteriz. Daha iyi yaşam koşulları, yaşam standardı yakalamalarını isteriz. Her türlü özveride bulunuruz çocuklarımız daha iyi yetişsin diye. Aladağ'da yurtta kalan çocuklarımız da köylerden gelip barınacak yerleri olmadığı için bir yurtta kalan çocuklarımız. Sormamız gereken soru şu. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, nasıl olur da yurt sorununu çözemez? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, dünyaya meydan okuyoruz diye bağıranlar, acaba bu çocukların yurt sorununu neden çözmezler? 14 yıldır iktidardasınız. Yurt sorununu neden çözmüyorsunuz? Yurda bakıyorsunuz. Yangın merdiveni var. Ama çocukların, ölen çocuklarımızın, kız çocuklarımızın yığıldığı yer yangın merdiveninin kapısının önü. Açılmıyor çünkü kilitli. Şimdi yayın yasağı getirmişler. RTÜK hemen yayın yasağı getirmiş. Niye yayın yasağı getirirsiniz? Yani gerçeklerin vatandaş tarafından öğrenilmesini niçin istemiyorsunuz? Hangi gerekçeyle yayın yasağı getiriyorsunuz? Anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün değil, emin olun. Anlamak mümkün değil. Gerçekleri nereye kadar saklayacaksınız ve nereye kadar götüreceksiniz? Her gün bir felaketle karşılaşıyoruz. Haftanın bir günü yok ki ya şu günde bari yüzümüz gülsün. Şu günde bari sokakta karşılaştığımız insana gülerek selam verelim. Nasıl oldu da Türkiye bu kadar karanlık bir atmosferin içine sokuldu ve hangi gerekçeyle sürüklendi Türkiye buraya? Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu ülkenin işçisinin de, köylüsünün de, memurunun da, sanayicisinin de, esnafın da oturup düşünmesi lazım. Türkiye bunları hak etmiyor. Biz yasaksız bir Türkiye'yi, özgür bir Türkiye'yi hep özledik ve gerçekleştirmek için de çaba harcayacağız. Tek bir amacımız var. Tek bir amacımız ve tek bir hedefimiz var. Görüşümüz, inancımız, kimliğimiz, siyasi görüşümüz ne olursa olsun bu ülkede insanca yaşamak istiyoruz. Bu ülkede birlikte yaşamak istiyoruz. Bu ülkede güler yüzlü yaşamak istiyoruz. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.